Ben böyle dolaşıyorum Anadolu'yu. Evet. Bursa'ya gittim. Ne güzel. Evet. Bursa'da dün yayınladığımız VTR'nin devamını şimdi yayınlayacağız. Çalıkuş romanını bilirsiniz. Evet. Reşat Nuri evet. Güntekin'in. Çalıkuş romanının asıl geçtiği köy, Çalıkuşu köyünde hanımlar ile bu kez ısırgan çorbası yaptık. Hadi Bursa'ya gidelim hanımlarla. Ondan sonraki buradaki hanımlarla devam edeceğiz efendim. Buyurun. Alişan Bursa'ya gitti. Zeyniler köyünde hanımlarla bir araya geldi. Arkadaş grubu merhaba, Alişan ben. Keşke gelseydiniz siz de. Isırgan ısırdı beni. Ambulans çağırın. Bu kez tarif defterimize ısırgan otundan yapılan çorbayı not ediyoruz. Çok ısırdı. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz püf noktasını sizler için öğreniyoruz. Tariflerin arasında bir de şarkılar söylüyoruz. Yardan ayrılması zarar ömüre. Haydi ekran başına, bu keyifli sohbet kaçmaz. Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik ve dönemeçli yolları geçtikten sonra ulaşılan Zeyniler Köyü doğasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bu köyde hanımlar, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde bir araya gelerek organik lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Şarkı ve türküler eşliğinde sofraları süsleyen lezzetler üretiyor. Alişan daha önce Zeyniler Köyü'nün teyzelerinden hinkal mantısı yapmayı öğrenmiş, sobada kestane pişirip tavşan kanı çayını da içmeyi ihmal etmemişti. Evet, şovumuz oldu. Ne oldu? Bize hinkal mantısı yapan teyzelerin hepsi beyaz örtülüydü. Meğer herkesin yaptığı işe, tecrübesine göre örtülerin rengi değişiyor. Ben şimdi yukarı yeşillere yanına gidiyorum. Tamam. Yeşilliler, onlar bizden daha üst. Onlar daha mı üst? Ben beyazları üst zannediyordum. Ben beyazları üstü de onlar daha üst. Onlar da genç olduğu için daha becerikli. Ha, o yüzden. Evet, beyaz tülbentlerin yanından çıktık yeşil tülbentlere. Serap abla dedi ki onlar bizden daha tecrübeli. Yeşiller yani, daha şeydi. Öyle diyor, herkes öyle diyor. Evet, biz daha öyleyiz. Hem bizden daha gençler, maalesef, bizden daha enerjikler. Evet, öyleyiz, öyleyiz. Şimdi faydaları saymakla bitmeyen ısırgan otundan çorba yapacağız. Bu çorba sadece lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda evde hazırlayabileceğimiz bir şifa kaynağı. Şifalı ısırgan otumuz. Aynen buna öyle. Buna şimdi dokunsam evet. Isırır mı beni? Deneyelim. Hadi biraz deneyelim. Küçükken bir kere ben ısırgan alıyorum. Isırmıştı beni. Ben aldım. Beni ısırmıyor. Alsın. İsterseniz siz de alın. Ver bakayım. Alın. Yok, korkmayın, korkmayın. Hiç korkmayın. Çok güzel. Ama bunları şey yaparken, koparırken yerinden ısırıyor değil mi? Biraz. Isırganlar kimsenin elini yakmadığına göre hadi çorbamızın yapımına başlayalım. Yani biz alışkın olduğumuz için bizi fazla değil ama tabii alışkın olmayanları sizi ısırdı mı? Yok, beni şu an ısırmadı. Isırmadı. Isırmasın zaten. Alişan ısırganların yakmadığına pek ikna olmadı ama Gülseher Hanım onu ikna etmek için bakın ne yapıyor. Doğrayalım beraber. Sen doğra, ısırmasın beni. Doğrayalım. Beraber doğrayalım. Doğrayalım. Buyurun. Al sen bunu, ben de bunu alayım. Beraber doğrayalım. Hadi doğrayalım. Ben size hazırlanmış vereyim şöyle. Sen önce dokun, ısırmasa bana ver. Isırmayanlardan vereyim. Ver, ben ısırmayanlardan. Ben bunları dedim, ısırmayın. Çok ısırdı. Siz o zaman doğramayın Alişan Bey. Isırdı. Gerçekten. Sen beni kandırdın şu anda. Serap abla! Serap abla gel. Ben doğrayayım o zaman, sizi ısır. Isırıyorlar. Gel. Sizi ısırmasın. Anam nasıl ısırdı? Gerçek mi? Vallahi ısırdı. Ben de yapıyorum. Sen alışıksın. Bak yaptım. Aşağıda ne güzel hamur açıyorduk ya. Alişan'ın sesini duyan Serap teyze hemen imdadına yetişiyor. Serap abla çok kötü ısırıyor. Evet, ısırıyor. Çok adı kötü ısırıyor. Isırgan. Adı üstünde ısırgan. Ay. Evet, böyle doğruyoruz bunu. Kolonya falan sürsek geçmez mi? Yok, geçmez. İlk yardım geldi, gidiyor. Evet. Bu arada hala ısırıyor, hala ısırıyor. Kaç dakikada geçer bu? Biraz sürecek. Uf. Acil yardım. Ne bu?
Tahinimiz. Tahin sürünce geçiyor mu? Geçiyor. Allah razı olsun. Çamur. Hiçbir şey bulamazsınız çamur. Daha farklı yerde var mı? Şuramı. Tam şuramı ısırdı. Oraya nasıl geçti anlamadım ki. Zeynilerden böyle tuttum ya. Zeynilerden bir hatıra kaldı size. Neyse. Alişan'ın elinin acısı bir türlü geçmek bilmiyor. Baksana şuramı hala ısırıyor, gıdıklıyorlar ya. Ama şifa olacak inşallah, ağrımayacak eliniz. Ağrımıyordu ki zaten. Hiç ağrımayacak şimdi. Bu acı dinmez Alişan. Hadi biz çorbamızın yapımına dönelim. Tamam, onu attık buraya. Evet şunu görelim. Isırganlarımızı kaynatıyoruz şu anda. Evet, pişmek üzere zaten, haşlandı. Şimdi bunun içine sarımsak rendeliyoruz. Ver biraz sarımsak rendeleyim. Şöyle. Aynen. Bir tane daha rendeleyelim. 3 tane rendeleyelim. İlinize yakışıyor maşallah. Aa, yaparım. Isırmasaydı beni. Ben daha neler yapacaktım? Unla su. Meyhanesini hazırladım. Sadece unla suyu. Aynen öyle. Terbiyesi mi? Terbiyesi oluyor, evet. Hı-hı. Terbiyesini de döktük. Şöyle tuzumuzu atalım. Çorbanın kaynamasını beklerken bu kez de Zübeyde teyze Alişan'ın yanına geliyor. Karı çıkarken paylaşmışsın bile sosyal medyadan. Bakayım. Bak. Neyi paylaştın acaba? Oo, arkadaş şekerler grubu. Bak, gelen bakayım. Mesajları. Bakayım fotoğrafa bakayım. Bak şekerler grubuna atmış bile bak. Şu arkadaş grubuna bakayım, neler konuşuyorsunuz? Oo kardeş, ekranlardasın. Hı hı. Tünaydınlar. Zübeyde. Neredesin abla? Alişan'a mı konuk oldun? Sen hiçbir şey yazmamışsın. Bir cevap. Yani şimdi sessiz yazalım onlara. Arkadaş grubu merhaba, Alişan ben. Şu anda Zeynilar konaktayız. Çekim yapıyoruz. Her şey çok güzel. Keşke gelseydiniz siz de. Isırgan ısırdı beni. Ambulans çağırın. Artık kaynadı. Kaynadı çorbamız. Şu anda kıvamda. Aynen, kıvamda. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi anam, bu kadar mı yağ şey yapıyoruz? Evet, bu biraz bol yağlı güzel oluyor. Yani bunun özelliği bu. Yağımız eridi. Tamam. Yumurtamızı kırdık içine. Çorbanın çokluğuna göre bir yumurta, iki yumurta. Bizim bayağı olduğu için 3 tane kırdık. Bu böyle normal yağda yumurta gibi pişecek biraz. Katılaşacak iyice. Aynen, katılaşacak. Biberine. Tuzla biraz dökelim mi? Yok, tuz güzel. İyi tamam. Ki dökmüşük, tuzunu ayarlamışık. Bunu al böyle ye ya. Evet, batır batır ekmeği ye. Biraz salçamız da var. Biber salçası mı, normal salçası? Bizim bu domates biber karışık, burada konağımızda yapılan o kendi salçamız. Bunu bütün çorbaya mı katacağız yoksa her tabağa ayrı ayrı mı? Yok, içine katacağız. Bunun özelliği bu. Hani normal yoğurt çorbaları gibi yumurtasının içine katmıyoruz. Kimdir, kaç yüzyıldır yapılıyor? Tabii. Bizim büyüklerimiz... Kaç gün öğrendin bunu? Ben annem çok yapar. Yani mevsiminde ısırganı hiç geçirmez. Yaparız, şifa diye yaparız. Artık çorbamız hazır diye düşünüyoruz. Çorbamız hazır. Isırganı, çorbamız hazır. Şimdi bir kase bir deneyeyim bakalım nasıl oldu. Ben size ikram edeyim. Bunlar artık ısırma şeyini kaybetmiş değil, evet, mi? Kaynadılar mı? Evet, yok. Isırmaz artık. Artık ısırmasınlar. Tanıyorlar beni zaten artık. Oo, çok güzel. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Afiyet Eline olsun. Eline sağlık. Bu çorbanın tarifini de yemek defterimize not ettikten sonra Alişan tüm hanımlarla bir araya geliyor ve keyifli bir sohbet başlıyor. Evet, yeşiller ve beyazlar olarak ayrıldık. Telloğulları'yla Seferoğulları. Çok tatlı görünüyorlar ama. Tam yeşil beyaz Bursa Spor oldu. Evet, Bursa'mızı her yönüyle gururla taşıyoruz. Peki, şimdi masayı komple donattık. Burada ısırgan çorbamız var efendim. Muhteşem. Az önce içtim. Yemin ediyorum içim yanıyor. Yanıyor değil mi? Şifa. Beni ısırgan ısırdı. Şifa. Isırdı ama. Isırsın. O size şifa verecek. Öyle mi? İnşallah. Evet. Hadi inşallah. Peki. Bu ne? Sünger gibi. O bizim pastamız. Biliyorsunuz Türk kadını mutfağa girdiğinde elinin lezzetleriyle muhteşem eserler yaratıyor. Un olsun, şeker olsun, yağ olsun, bir de yumurtayla süt oldu mu? Onları istediğiniz şekilde çeşit çeşit ürünler yapabiliyorsunuz.
O tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu yöreye ait bir şey mi? Evet, bu yörenin kadınları ev gezmelerinde işte şifa gelmeye başladı. Tutmayın Isırgan kendinizi. Isırgan ısırdı ya, o yüzden oldu. Isırgan alerjim var galiba. Günlerde. İnşallah. Yok yok, alerji yapmaz o. İnşallah. Doğal çünkü. Peki bu nedir? Bunu ısırgan otuyla, ısırgan çorbasıyla bunu tattım. Cevizli lokumumuz Bursa'mızın düğünlerinde, özel günlerinde, bayram sofralarında olmazsa olmazımız. İnanılmaz. Ceviz harcıyla yapılan, mayalı hamurdan oluşan muhteşem bir lezzettir. Ben haşhaşlı şey zannettim, ona benziyor. Evet, sarma olarak ona da benziyor. Hı, doğru. Çok güzel ama içinin ceviz olması şu Bursa'ya nedir? Ait bir özellik. Haşhaşlı. O da bizim haşhaşlı sarmamız. Haşhaşlı o mu? Yine Bursa yöremizde yaptığımız. Bakın onun sarma şekli farklıdır, burmadır. Evet. Ve zaten burma sarma deriz üzerine. Çok güzel. Ben görmediğim, ilk defa gördüğüm şeylerden şey yapacağım. Bir de buranın en meşhur tatlısı. Bursa süt tatlısı. Evet. Süt helvası. Helvamız. Evet. Onun diğer helvalardan farkı ne yapacağım? Fırında olması. Fırında olması. Sütlaç gibi. Kızartıyoruz. Ama daha benziyor. Değişik. Evet. Undan oluyor. Sütle. Sütle açtığı da pirinci yok içinde. Ha, pirinç yok. Burada da bir muhteşem sanat eseri var. Elle yapılan bir baklava. Bu baklavanın ortasını kim yiyor? Bu baklavanın ortasını damatlar yer ya da eve gelen özel konuklar yer. Bugün de özel konuğumuz siz ve ekibinizsiniz. O yüzden buyurunuz. Ortasını ben yiyeyim. Evet, afiyet olsun. En ortasını alıyorum. Seve seve yaptım. Teşekkür sizin ederim. Için. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Zemine ablam yapmış. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Bir tane tadayım bakayım. ...70 yufkadan olur. Çok güzel. Bol cevizli. 70 yufka. Evet. Ama afiyet olsun. Sizin için seve seve yap. Teşekkür ederiz ablacığım. Elinize sağlık. Ahıska pişisi. Hı-hı. Gördüğünüz gibi diğer pişilerden de farklıdır. Sıcakken daha lezzetlidir ama görüntü itibariyle de hiçbir şeyini kaybetmemiş. Soframızda duruyor. Bu reçellerin hepsini siz yaptınız. Evet. Evet. Toprağın vermiş olduğu nimetleri biz sofradan çatala gelecek boyutta taşıyoruz. Her çeşit nimetleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bilin bakalım Alişan bu sofrada ne buluyor? Tatlı yedim, bir de acı yiyeyim. Bir de acı yiyeyim, dengeli. Ben acıyı çok severim. Biraz da acı yiyeyim. Tatlı ve acı. Acı isterseniz burada domatesli acı biberli sosumuz da var. Bu nasıl yapılıyor? Bu Osmanlı mutfağında da bir garnitür olarak kullanılıyor aynı zamanda. Et yemeklerinin yanında, sosların yanına, kızartmanın üzerinde, boş olarak da kahvaltıda her şekilde üretebilirsiniz. Bu domates değil mi? O acı biber, acıdır. Ha, bu acı biber mi? Bu acı biber, domatesli acı biberli ben sos içinde. Evet, yağ biberimiz, domatesimiz. İyi mi, çok mu acı bu? Yiyebilirsiniz. Yiyin değil mi? Yeşiller ye dedi, beyazlar. Yiyin. Yiyin peki. Birazdan yeşillerle beyazları atıştıracağım dur. Cevizli lokumla güzel gider. Tatlı acıdır. Yakmaz. Acı değil bu. Acı değil, değil mi? Yok, acı değil. Çok ama güzel. Yuttuktan sonra acılığını hissedeceksin. Sosu acı. Sosu acılığını kendi bastırıyor. Acılıyor ama çok güzel. Her şey için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Ama biz yeşiller ve beyazlardan böyle bir ekstra bir şey. Niye beyazlar az böyle? Devamsızlık yapan var beyazlardan. Yok. Bugün kadar başkası kimseyi almıyoruz. 13 bile yapamazlar diye kimseyi almıyoruz. Ha, sizin farklı. Nezahat abla finali... Şöyle hepimizin eşlik edeceği yeşillerle beyazlarla hep birlikte bir şey oku, bize eşlik edelim sana. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Ormanlardan aşağı aşar giderim, nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Ormanların gümbürtüsü başıma vurdu, nazlı yarın hayali karşımda durdu. Ormanlardan aşağı aşar giderim, nazlı yarı kaybettim ağlar gezerim.